Herkese tekrardan selam. Tonguç 9. sınıf kanalına hepiniz hoş geldiniz. Muhtemelen bu videoyu izliyorsanız 8'den 9'a geçmiş öğrencilersinizdir. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ben bu videoyu geçen sene deliler gibi aratıyordum ve bunu herkes yapıyordur yani. Aratmayın da ne bileyim. Çünkü hani ister istemez lise ortamını merak ediyorsunuz. Herkes diyor ortaokuldan farklı falan filan deyince ister istemez meraklanıyorsunuz ve bu tarz videoları araştırıyorsunuz. Ben de bu videoda sizlere böyle tam olarak neler yaşanılıyor, neler oluyor bunu anlatmak istiyorum. Gerek YouTube üzerinde gerek diğer sosyal medyalarda çok saçma hani tavsiyeler gördüm. Diyorlar işte yapılan espriye hafif gülün, işte çok kahkaha atmayın falan. Çok saçma gerçekten hani siz doğal davranın, o sıra nasıl yapmanızı istiyorsa canınız yani öyle davranın. Çok saçma şeyler var. Yok işte çantayı tek kol takın, sakın iki kol takmayın. İsterseniz iki kol takın, isterseniz tek kol falan, hani bunlar saçma öneriler, geçin onları, sakın öyle bir şey yapmayın, canınız ne istiyorsa onu yapın. Şimdi size biraz okulun ilk gününden bahsedeceğim. Okulun ilk günü herkes heyecanlı, utangaç, yalnız olacak. Hani böyle iki kankinin arkadaşım bir sınıfa gelme olasılığı gerçekten bayağı bir düşük olasılık. Bu yüzden hani o sınıftaki herkes sizin gibi yalnız ve arkadaş arıyor bir şekilde olacak. Açıkçası şunu söylemek istiyorum ki lisenin ilk haftası, ilk günü yapılan arkadaşlık grupları ya da arkadaşlıklar bozuluyor. Böyle oluyor yani. Bu bir genel. Herkes bunu söylüyor, bozuluyor. Aynı benim için de öyle. O yüzden hani daha ilk günden böyle sırlarınızı, önemli, sizin için önemli olan şeyleri hemen arkadaşım dediğiniz kişilerle paylaşmayın derim. Çünkü kimseye güvenmeyin yani, daha ilk haftadasınız, daha ne kadar tanıyabilirsiniz ki. Arkadaş yapmak için açıkçası ben de 9. sınıfta bayağı bir beklemiştim yani, bir ayda falan olmuştur her arkadaşım. Ama tabii bir ay boyunca süreçte de hani böyle yalnız falan kalmadım, merkezli bir sohbetim falan oldu ama hani asıl arkadaşı bulma süreniz uzun sürebiliyor. Bunun için acele etmeyin. Sonuçta herkes sizin gibi arkadaş arıyor. 9. sınıfta çok eğlenceli kulüp etkinlik tarzları falan olacak. Yani ortaokuldan farklı böyle daha eğlenceli şeyler olabiliyor. Siz katılmak isterseniz tabii ki onlara katılın. Etkinlikler olacaktır yani okulunuza göre. Bu arada kimine göre önemli, kimine göre önemsiz ama bence okula ilk gittiğiniz zaman, ilk alıştırma haftasına girin yani. Bazıları işte alıştırma haftası işte ne olacak, ben gitmeyeyim işte sonuçta ders işlenmiyor, boş falan diyor ama o ilk haftaya gitmenizi tavsiye ederim. Öğretmenler kendini tanıtıyor ve siz çevreyi tanımanız için biraz daha erken bir fırsat tanımış olursunuz. Hani bence bu 9. sınıfta için o an alıştırma haftasına gidin derim. Öğretmenlerinizin gözüne girmeye çalışın. Hani daha ilk hafta dur hani falan demeyin. İlk haftadan öğretmenlerin gözüne girmeye çalışın. Öyle hani ortaokuldaki gibi sözler yüz falan yok yani. Ama tabii ki öğretmenlerin gözünde başarılı bir öğrenciyseniz neden olmasın. Bir de genelde okulun ilk günü hangi sıraya oturursanız o sırada hani bayağı bir hani belki dönem sonuna kadar orada oturabilirsiniz. Biz de hani birkaç ay boyunca falan orada oturmuştuk. O yüzden hani oturduğunuz sırayı eğer önem veriyorsanız kendinize göre en iyi yeri seçin. Gidip de önde oturmayı seviyorsanız arkaya gitmeyin, erken gidin ya da tam tersi bir şekilde arkada oturmayı seviyorsanız gidip de en öne gitmeyin. Sonradan istemediğiniz yerde oturmak istemezsiniz. Lise bence güzel bir ortam yani. Genelde böyle dostluğun hakim olduğu bir yere gelmiş oluyorsunuz. Ortaokuldaki böyle çocuksu koşuşturmalar, sesler falan yok. Hani ben ilk gittiğimde ona şaşırmıştım. Tabii ki hani bir 8'den 9'a geçen bir öğrenci olarak neden bulgu bu kadar sessiz, neden kimse konuşmuyor falan demiştim. Çünkü ortaokulda hani 5. sınıflar olsun ne bileyim hani koşuşturuyorlar ya. Lisede öyle bir şey asla yok yani. Herkes sakin tipi. Daha böyle gençliğin hakim olduğu bir ortam. Bir de sakın önyargılı olmayın derim sizlere. Hani gerek yok. Birine işte ay bu ne falan ya da bunun arkadaş mı olur, çok işte şöyle duruyor böyle duruyor falan demeyin. Hele bunu lisenin ilk hafta kurduğunuz arkadaş grubunuza sakın söyleyin yani. Kimseye söylemeyin. Hani içinizde tutamıyorsunuz o kişiye karşı söyleyecekleriniz. Gidin annenize babanıza, lisenin dışındaki kişilere söyleyin. Hani olur da suçlu siz olursunuz, kötü siz olursunuz. Böyle bir şey yapmayın. Ayrıca kimseyi dış görünüşüne göre yargılamayın. Gidersiniz en yakın arkadaş olursunuz. Ya da sandığınızdan çok daha tatlı biri çıkabilir. O yüzden bu tarz düşünceleri lisenin ilk haftalarında kendinize saklayın derim. Okulun ilk haftası bence okul forması giymeyebilirsiniz. Nasıl tavsiyeler veriyorum ama. Ama şöyle düşünün zaten. 4 sene boyunca o formayı giyeceksiniz zaten. Daha hani ilk günden
Eğer okulunuz çok katı, disiplinli bir okul değilse giymenize gerek yok diye düşünüyorum. Ama tabii ben çok heyecanlı biri olduğum için geçen sene okulun ilk günden giymiştim. Ama bu sizin tamamen tercihinize kalmış bir şey. Ben o sıra şey diye düşünmüştüm. Acaba işte herkes okul forması giyer, ben serbest giysem göze batarım falan diye düşünüp giymiştim. Siz bilirsiniz yani. Liseye gittiğinizde böyle afallayabilirsiniz, çok büyük görünen kişiler falan olacak yani, bunlar çok normal. Şöyle diyeyim, okulun ilk haftalarından tabii ki biraz utangaç olacaksınız ama özgüvenli olun yani, tabii bunu ego seviyesini çıkarmadan özgüvenli olabilirsiniz. Ya böyle sandığınız gibi şey olmuyor, ikiler size hani böyle gıcıklık falan yapmıyor yani, bilmiyorum. Bize öyle olmadı. Ama gidip de yani 12'ler tabii bazıları şey, kendilerinin ayrı bir havası var sanıyor işte, ben 12'yim falan diyor. Onlara da yani tamam deyin, bir şey demeyin, hani asla bulaşmayın öyle şeylere. Bir de kötü arkadaş grubuna yönelmeyin. Tabii bunu söyleyince okey falan da hani dikkat edin, öyle söyleyeyim sizlere. Bir kereden bir şey olmaz değil, çok şey olur. Allah'a şükür öyle bir sorunum yok benim. Sizlerinde olmasın. Hiç güzel güzel ilişki kurmak varken kötü kötü ilişkiye hiç gerek yok. Bu arada popüler olmak için kırktan kılığa gelen insanlar var. Neden yani, neden? Yapmayın öyle. Hani elinde sonunda gerçek kendi kişiniz ortaya çıkacak. İşte okulda farklı, evde farklı davranmayın. Kendiniz nasılsanız gerçekten özgün, doğal bir şekilde davranın. Bir de şey, makyaj yapanlar var, badana boyası böyle. Hani gerçekten çok gözünüze batan bir sivilceniz falan varsa onu hafifçe kapatabilirsiniz. Onun dışında hani kişisel bakımlı olun arkadaşlar. Hani dişlerinizi fırçalayın, işte kırışık gitmeyin eşyalarınız, saçlarınızı tarayın, kaşlarınızı falan tarayabilirsiniz. Lip balm sürebilirsiniz mesela. Ben açıkçası çok süslü biriyim yani. Lip balm kesinlikle sürüyordum. Çok seviyorum yani. Sizler de bu tarz hani kişisel bakımınızı yapabilirsiniz ama sabahın 8'inde de gidip makyaj, badana boyası yapmaya gerek yok yani. Çok ilgi çekiyor hani. Zaten şöyle de bakıyorlar yani. Çok fazla falan. Ne gerek var gibi de bakışlar oluyor yani. Bu yüzden gerek yok. Ay bir de şey videoları da gördüm biliyor musunuz? Kırmızı ruj sürün falan. Çok saçma. Sakın öyle bir şey yapmayın yani. Gerek yok. Yani kendiniz doğal görünebileceğiniz bir şekilde kişisel bakımınızı yapabilirsiniz. Bu arada hani ben size dedim ya, iri görünen kişiler olacak, işte büyükler falan olacak dedim ya ben. Abi. Gerçekten çok rezil bir an. Ben bir çocuğu hoca sanmıştım, hocam demiştim. Nasıl? Harikayım değil mi? Ama olur öyle şeyler. O zaten alışmış gibi bir hali vardı. Böyle afallamalar olacak. Evet, şimdi biraz da sizlere ders konusundan bahsetmek istiyorum birazcık. Şimdi sizin gözünüzü de korkutmak istemiyorum ama şöyle söyleyeyim. 9. sınıfa ilk başladığınız zaman açıkçası afallayacaksınız. İlk sınavlarınız yerli biri olabilir. Bu çok normal. Zaten bizim hocalarımız da diyordu. Genelde şöyle oluyor. Hani ben kendimde de öyle oldu. İlk sınavlarda biraz çöküş yaşıyorsunuz. Sonra tekrardan toparlıyorsunuz. Yayına giriyor her şey. Şöyle, evet dersler artacak. Bu biraz garipseyebilirsiniz. 9. sınıfta biraz buna hızlı alışmanız gerekiyor açıkçası. Siz ayrıyetten bu dersleri tanımanız için bir süre yok çünkü. Yani çok klişe bir laf olacak ama dersi derste dinleyin, bunu ben de söyleyeceğim. Ama gerçekten öyle yani, dersi derste dinledikten sonra çok da açıkçası çaba sarf etmenize gerek kalan bir durum söz konusu değil. Ama tabii sizin için ekstra zorlandığınız bir ders varsa onun için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Onun için gidip evde de bir tekrarınızı yapabilirsiniz. Ama 8. sınıftaki gibi asla öyle kasma bir ortam olmuyor yani. Ben kendim bizzat yaşadım. Hem bir yandan arkadaşlık ilişkilerinizi yürütün, hem bir yandan da derslerinizi yürütebilirsiniz. Ben açıkçası bu sene en çok matematik dersinde zorlanmıştım. Hani matematiğin konusu gerçekten 9. sınıfta aşırı derecede fazla matematik konusu var. Ve sürede kısıtlı yani, hızlıca anlamanız gerekiyor konuları. O yüzden bence benim tavsiyemle matematiğe aralık vermenizi öneririm. Onun dışında ben bir problem yaşamadım. O şekilde her zaman siz kendiniz olun, kendi özgünlüğünüzden vazgeçmeyin, doğal olun. Sizi seviyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi ve aklınıza takılan sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Orada ben de size cevaplamaya çalışırım. Böyle yardımcı oluruz. Bu şekilde sohbet niteliğinde bir video oldu. Umarım sizlerin hoşunuza gitmiştir ve yararlı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.